Bir sıcak gelişme var. Açıklama yayınlanmış durumda. BDDK'dan sayın seyirciler deniliyor ki bankalardaki swap işlemlerine sınırlama getirildi. Şimdi bu açıklamanın da tabii detaylarını birazdan alacağız. Ancak diğer ikinci telefon bağlantımıza dönelim. Ekonomist Bartu Soral şu anda hattımızda. Bartu Bey merhaba. İyi akşamlar, iyi yayınlar. Teşekkür ederiz, hoş geldiniz yayınımıza. Şimdi 1978, 1980, 94, 2001, 2008 ve yıl oldu 2018. Bu saydığım yıllarda hep ekonomik krizlerin yaşandığı yıllar. Bu bizim açımızdan nasıl bir tablo ortaya koyuyor sizce? Biz küresel dalgalanmanın veya küresel çapta, bölgesel çapta yaşanan ekonomik krizin bir ayağı bize mi dokundu da biz böyle bir adeta deprem etkisini yaşıyoruz? Yoksa siyasi krizle beraber diğer dünya ülkelerinden kat be kat fazla şiddette mi yaşıyoruz bu ekonomik krizi? Nasıl bir dönemden geçiyoruz sizce? Şimdi şöyle, bir kere Türk lirasının dolar karşısındaki değer kaybı diğer ülkelerden oldukça daha farklı, daha fazla. Yani gelişmekte olan ülkelerin hepsi son hafta bir miktar dolara karşı bir değer kaybı oldu ama hiçbirisi bizimki gibi değil. Ancak şunu da söyleyeyim, epeydir söylediğim için bunu ben. Bizim göstergelerimiz, makroekonomik göstergeler ve dış finansman bağlılığımız, dış finansmana olan ihtiyacımız maalesef son 15 senede hızla yükseldi. Yani önümüzdeki bir yılda 250 milyar dolar bulması gereken bir ülke. Evet. Bu bir. İkincisi 1923'ten 2002'ye kadar 130 milyar dolar borçlanan Türkiye Cumhuriyeti, yani kurulduğu günden 2002'ye kadar 130 milyar dolar borçlanan Türkiye Cumhuriyeti AKP iktidarıyla birlikte bu borcun üzerine 330 milyar dolar, 3 katı borçlandı ve dış borç 460 milyara çıktı. Peki biz bu 460 milyara çıktık, yani 330 milyar dolar borçlandık. Bununla ne yaptık? Esas soru bu. Yani biz sanayimizi kalkındırdık, geliştirdik, yeni fabrikalar kurduk, üretimimizin verimliliğini arttırdık, katma değeri arttırdık, teknolojiye yatırım yaptık, eğitim sistemimizi yeniledik ve teknoloji üreten gençlere mi sahip olduk 15 senede, yoksa bunu biz betona mı gömdük maalesef? Bunun yanıtı bugün karşı karşıya olduğumuz durumun büyük bir kısmını açıklıyor. Maalesef biz alt geçit, üst geçit, tünel, köprü, inşaat, bütün bunlara harcadık ve bunlar iktisaden verimli yatırımlar değil, Türkiye'nin bir ülkeyi güçlendirecek yatırımlar değil. Şimdi tabii Merkez Bankamızda da net olarak 31 milyar dolar rezerv olduğu için, faizler işte 22'ye vardığı için şu anda maalesef biz bunun üstüne, bu ekonomik kırılganlığın üzerine Amerika Birleşik Devletleri'nin de saldırgan tutumuyla karşılaşınca işte bu sonuç doğdu. Peki en son BDDK'nın bir açıklaması var. Ondan önce de Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak dedi ki gerekli aksiyonları alacak. Bu şimdi bu tedbirler arasında sizce neler vardır? Tabii son derece kaba bir şekilde açıklamaya çalışacağız ama ayrıntıları fazla teknik detaya da boğmadan sormak istiyorum. Bu aksiyonlardan biri de swap işlemlerine getirilen sınırlama mıdır? Deniliyor ki swap işlemi açıklaması konusunda hemen izleyicilerimize de aktaralım. Tabii konunun uzmanı olduğunuz için sizden daha böyle ayrıntı isteyeceğiz. İki tarafın belirli bir zaman dilimi içinde farklı faiz ödemelerini veya farklı para birimlerini karşılıklı olarak değiştirdikleri bir takas sözleşmesidir deniliyor. Bu ne anlama gelir ve gerekli bir aksiyon mudur? Bir etkisi olabilir mi? Bu hastalığa karşı iyi bir ilaç olabilir mi? Şöyle, bu hastalığa karşı büyük bir etkisi olmaz. maalesef. Çünkü size demin verdiğim veriler gerçek hastalıktır. Bu yapılansa, bu tedbirse spekülatif bir takım yapılacağı düşünülen veya yapıldığı bilgisine sahip olabilir. Çünkü bankalardaki hareketleri devletin izleme yetkisi var, olağanüstü ve spekülasyona yönelik hareketler var. Bunları engellemek amacıyla getirilen bir uygulama bu. Çünkü tabii şöyle bir vaziyet de var. Türkiye'nin bir sıcak para ihtiyacı var, bir döviz ihtiyacı var ve piyasalarda panik başladığı anda, yani uluslararası piyasalar paniği gördüğü anda buraya para işini vurdururlar, artı da çıkışı başlar. Yani dolara, dövize aşırı bir talep gelir. Yani bunun bir kısmı spekülatif olabilir, bir kısmı da doğan panikten ötürü insanların dolara olan talebinin artmasıdır da aynı zamanda. Şimdi evet. Önlem olarak tabii değil, yani bunun önlemi bu noktada biraz zor. Neden? Çünkü çok kırılgan bir ekonomik yapıya büründük maalesef. Bunun önlemlerini almayı ihmal ettik. Bunları biz hep söyledik, kitaplarını yazdık, paylaştık ama iktidarın tercihi yurt dışından borçlanarak o borçlanmayı tüketime yönlendirmek oldu ve bildiğiniz gibi işte Osman Gazi Köprüsü tüneli gibi mesela 100 bir yılda 100 geçiş sözü verilip geçişlerin 30'larda kaldığı, yani gerçekleşmenin %30 olduğu yatırımlara parayı harcadık. Bu yatırımların aslında çok da Türkiye'nin ihtiyacı olmadığını gösteriyor bu. Yani 100 birim geçiş garantisi veriyorsunuz bu köprüyü inşa ederken, bunu bekliyorsunuz, 30 geçiyor. Demek ki bu maalesef Türkiye açısından heba edilen bir kaynakmış. Yani şimdi tabii bu hebalar, işte bu söylediklerim, bu ve üstüne eklenecekler, Türkiye'yi maalesef ekonomisini kırılgan bir noktaya getirdi. Bunun üzerine de Amerika Birleşik Devletleri'nin hakikaten Türkiye ile böyle bir çarpışmaya girmesi böyle bir sonucu doğurdu. Bundan sonrasını söyleyeyim. Yani buradan çıkış IMF kapısına gitmek değildir. Onu söyleyeyim. Çünkü IMF demek yoksullaşma demektir. Evet. IMF demek o yoksulluğun devamlılığını sağlar sadece. Ama Bartu Bey sanki tek yol orasıymış gibi. Hep böyle bir sunulan bir olgu bakın, var. IMF'ymiş. Yani. Ama bakın eğer bu mevcut yoksullaştırıcı sistem içinde kalmak ve devam etmek istiyorsanız, kalkınmayı düşünmüyorsanız, sanayileşmeyi düşünmüyorsanız o zaman tek yol IMF'dir. IMF size kemer sıktırır, evet, yoksullaştırırsınız ve 10 senenin sonunda dış borçlarınızın bir miktarını ödemiş ama buna karşılık küçülmüş, yoksullaşmış Yunanistan'da bu hikayeyi gördük ve seyrettik. Yani ortodoks politikalarla eğer şu gerçek önümüzde, Türkiye Cumhuriyeti kemer sıkmak zorunda. Çünkü biz üretmediğimizi tükettik. Ürettiğimizden daha fazlasını tükettik. Bunun için dış borç aldık. Şimdi bu bedeli ödeyeceğiz. Kim ödeyecek? Bir kere ilk önce şu alınan dış borçlar, alınan ihaleler, müteahhitler var ya, obez olanlar. Obezler en fazla ödemek zorunda. Yani halk da üstlenecek ama esas sermaye sınıfı, bu sermaye sınıfından da bahsettiğim bu son 18'deki bütün bu ihaleleri alan müteahhitler olacak. Yani bu yük önce onlardan başlayarak hep beraber üstlenilecek ve bu kış bunu bir fırsat bilip Türkiye'nin tekrardan planlı kalkınmaya geçmesi, planlamayı tekrar hatırlaması, evet, tarımda, sanayide üretmeyi tekrar hatırlaması, peki, şart. Onun haricinde bir şey yapmak mümkün değil. Onu söyleyeyim çok net. Peki Bartu Soral, size çok teşekkür ederiz. Sağ olun. Ben teşekkür ediyorum. İyi yayınlar.